Herkese merhaba. Doktor Abdurrahman Ersu. Uzun süredir kanala yeni video atamamıştım. Çünkü ASM taşıdım, ASM değiştirdim daha doğrusu. Başka etkinliklerimiz oldu. Bunları videonun sonunda söylerim. Başka projelerim vardı. Biraz onlarla ilgilendim. O yüzden kanala uzun süredir video atamadım. Sırada dal blokları vardı ama dal bloklarını daha sonraya bırakacağım. Bugün miyokard infarktüsü ile ilgili bir sunum hazırladım sizler için. Miyokard infarktüsünü birkaç videoda ele almayı düşünüyorum. Şimdi çok temel şeyleri anlatacağım yalnızca ilk videoda. Bu çoğunuz için yeterli olacaktır belki. Ama daha ayrıntı istiyorum. Mekanizmaları bilmeden ben pek aklımda tutamıyorum. Veya daha fazlasını merak ediyorum diyenler için de miyokard infarktüsünün anatomik, fizyolojik ve patolojik boyutunda inceleyen bir veya iki video daha yapacağım. Onlarda da az yazı ama bol şekil olacak. Şimdi bir başlayalım miyokard infarktüsüne ve tanısına. Miyokard infarktüsü aslında akut koroner sendrom başlığı altında incelenebilir. Yani ST eleve MI, non ST eleve MI ve unstabil anjina pektoris olarak. Bunlar belki başka bir videonun konusu olur. Ayrıca tanıları vesaire. Ama bugün ST eleve MI'dan bahsedeceğiz aslında daha çok. Ne görülür? ST elevasyonu, ST depresyonu, T negatiflikleri ya da bifazik T dalgaları, patolojik Q dalgaları, lateral derivasyonlarda küçük Q dalgaları normal olabilir ama. Peki ne zaman patolojik deriz? 1 milimden geniş, 2 milimden derin, QRS'in dörtte birinden büyük, dörtte biri kadar veya daha büyük, V1-3'te Q dalgası varsa bunu patolojik olarak değerlendiririz. Peki. Derivasyonlarımız vardı. Hangi derivasyon bize nereyi gösteriyor? Hani anterior MI diyoruz, septal MI diyoruz, inferior diyoruz. Neye göre diyoruz? V1-2'de bir EKG değişikliği varsa septum etkilenmiştir. V3-4'te varsa anterior, 5-6 lateral. D1-AVL yine lateral. V5 V6'da olduğu gibi 2-3-AVF ise inferior. Gösteriyor bize. Kalbin inferior yüzünü gösteriyor. Şimdi EKG örneklerine geçelim. Bakın burada V2, V3, V5, V6'da hatta V4'te ST elevasyonları var. D1 ve AVL'de de var. Dikkat ederseniz 3 ve AVF'de de reciprok ST çökmeleri var. Bu bir anterolateral MI. Yani hem V3-4'te V2-3-4'te ST elevasyonu var. Hem de lateral derivasyonlar D1, AVL, V5, V6'da ST elevasyonları var. Bu bir anterolateral MI. Peki bu EKG'ye bakalım. D1'de ST elevasyonu var. AVL'de ST elevasyonu var. Göğüs derivasyonlarında herhangi bir ST elevasyonu veya depresyonu yok. Reciprok değişiklik olarak da bakın D2, 3 ve AVF'de ST çökmeleri var. ST depresyonu var. Bu bir lateral MI. Ama nasıl lateral MI? Yüksek lateral MI. Yalnızca çünkü D1 ve AVL'de ST elevasyonu var. Bu nedenle bu yüksek lateral MI olarak adlandırılıyor. V5 ve 6'da da olsaydı lateral MI yiyecektik. Bakın burada amplitüt artmış sivri diyebileceğimiz T dalgaları var. Bu amplitüt artmış T dalgaları ve reciprok işte T negatifleri inferior derivasyonlarla özellikle 2 ve 3'te bunlar D1 bakın D1'de var. Mesela o şekilde V5 ve 6'da var ve 2 3 4'te var. Aslında bu bir anterolateral MI. MI'nin ilk bulgusu, ST eleve MI'nin ilk bulgusu hiperakut T dalgaları, sivri amplitütü artmış T dalgaları ön yüzde ve lateral derivasyonlarda hiperakut T dalgaları var. Bu EKG'ye bakalım. Bakın V3, V2'de T negatiflikleri var. V4'te de var. Onun dışında da bakın patolojik Q dalgaları var.
QS olmuş artık. R dalgası yok. QS kompleksi olmuş. Ve 2, 3'te ve 4'te QS kompleksleri var. Yani patolojik Q'ler var. Bakın derinliği 2 milimden fazla. Genişliği yani 2 küçük kareden fazla. Standart kalibrasyon çekilmiş bir EKG'de genişliği yaklaşık bir küçük kareden fazla ama derinliği belli. R dalgası yok. QS olmuş artık. Ön yüzde patolojik Q dalgaları ve T negatiflikleri var. Bakın inferior derivasyonlarda 2, 3 ve AVF'de ST elevasyonlarını görebiliyoruz. Resiprok olarak da bakın AV'leri bir ST depresyonu var. Bu da bir inferior MI. Gördüğünüz gibi. Ayrıca patolojik Q dalgaları da var. Bakın QR, küçük olan R dalgası, Q dalgası biliyorsunuz QRS kompleksinin ilk negatif komponenti dalgası. 2 milimden çok daha derin yaklaşık 10 küçük kare kadar yani 10 milim kadar standart kalibrasyonda çekilmiş bir EKG'de. Bakın burada da aynı şekilde. Ayrıca QRS'in 4'te birinden fazlasını da kapsıyor. Q dalgası yani patolojik Q'ler var ve ST elevasyonu var inferiorda. Yine burada inferior derivasyonlarda 2, 3 AVF'de ST elevasyonlarını görüyorsunuz. Bakın burada patolojik Q'ler var D3'te. Hatta AVF'de patolojik Q'ler de var. Ön yüzde herhangi bir şey yok ama AV'de de reciprok ST depresyonu var. Bakın reciprok ST depresyonu bu inferior ama çünkü 2-3 AVF inferior'u gören derivasyonlardı. Burada bakın V1, V2, V3'te özellikle son slaytlar bunlar. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Posterior ve sağ ventrikül tutulma olan MI'lere. V1, V2, V3'te ST depresyonları var. Bakın horizontal ST depresyonları var. Başka bir ST elevasyonu çok göremiyoruz. Aslında var. V5, V6'da var. AVF'de de var. Inferior'da var. 2-3 AVF'de de var. Bu posterior tutulumlu bir inferior MI. Genelde posterior MI tek başına olmaz, nadirdir. Inferior MI'ye eşlik eder. Eğer posterior yüzde tutulduysa nekroz alanı geniştir. Bu hasta sol ventrikül EFS'i düşük kalacaktır muhtemelen. Yani böyle bir riski daha yüksektir. Mortalitesi de bir miktar daha yükselir. Bakın inferior posterolateral MI V5 V6'da ST elevasyonları lateral infarktı gösteriyor. D2 D3'teki ST elevasyonları inferiordaki infarktı gösteriyor. V1 V2 V3'te horizontal ST depresyonları posterior komponenti olduğunu da gösteriyor. Aslında biz posterior EKG çekmediğimiz sürece posterior MI'nin kendisini saptayamayız. V1, V2, V3'te saptadığımız ST depresyonları resiprokal değişikliklerdir. V2'de neye dikkat edeceğiz? V1, V2, V3'te işte ST depresyon dedik. V2'de RS oranı 1'in üzerinde. Yani R hakimiyeti varsa normalde ne demiştik? V1'den V6'ya gittikçe yani V1, V2, V3'te S dalgası hakimdir. R dalgası daha küçüktür. V6'ya gittikçe R dalgası hakim olmaya başlar. S dalgası küçülür ya da kaybolur. Bu neydi? Adı gelmedi aklıma. R progresyonuydu. Evet, bu R progresyonuydu. Normal bir EKG'de R progresyon olur. V1 V6'ya doğru, V1'den V6'ya doğru ama burada V2'de R progresyonu bozuk. R hakimiyeti var. R büyük S. Yani R S oranı 1'in üzerinde. Başka peki nasıl saptarız? Yani posterior EKG'yi nasıl çekeriz? Bakın bu arkadan bakıyoruz hastaya. Şimdi V4, V5, V6 elektrotunu artık söktük. Bunları nereye yerleştireceğiz? V4'ü posterior aksiller hatta yerleştireceğiz. V5'i ve adı V7 olacak artık. V4 değil V7 olmuş olacak. V5'i mid scapular hatta ya da scapula'nın alt ucuna yerleştireceğiz posteriorda.
Artık adı V5 değil V8 olacak. Paraspinal ya da paravertebral bölgeye de V6'yı yani yerleştireceğiz ve adı artık V6 değil V9 olacak. V4-5-6'yı yerinden çıkarttık elektrotlarını. Sırasıyla posterior aksiller hat, skapulanın alt ucu ya da midskapüler hat ve paraspinal alana yerleştirdik. Aynı bu şekilde gördüğümüz gibi. Peki o zaman ne olacak? Akın artık V4, V7 oldu. V5, V8 oldu. V6'da V9 oldu. Bakın V1, 2, 3'te ST depresyonlarını görüyorsunuz. Bu posterior amayın reciprok değişiklikleri. V7, 8, 9'da ise ST elevasyonları var artık. Çünkü posterior EKG çekmiş olduk. Yani V4, V5, V6 diye gördüğümüz yerde aslında bir yer değişikliğiyle 7, 8, 9 oldular. ST elevasyonunu görür hale geldik ve posterior römantas tanısını da kesinleştirmiş olduk. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi burada V1'de ST elevasyonu var. V2'de ST elevasyonu var. 2-3 AVF'de yani inferior derivasyonlarda ST elevasyonu var. D1 AVL'de de reciprok hatta V5 V6'da reciprok ST depresyonları var. Burada bir inferior MI var. D2, 3 ve AVF'ye bakarsak. Ama inferior MI'ye eşlik eden başka bir şey daha var. V1'de ST elevasyonu, V2'de ST elevasyonu. D3'teki ST elevasyonu dikkat ederseniz bakın okum yüksekliğine, buradaki okum yüksekliğine dikkat edin. Karşılaştırırsak D3'teki ST elevasyonu da D2'den daha fazla. D3'teki elevasyon daha yüksek. Bu durumda inferior MI'ye eşlik eden bir sağ ventrikül MI olduğunu da söyleyebiliriz. Peki tanısını nasıl koyacağız? Genelde tek başına izole olmaz. Inferior MI'ye veya lateral MI'ye eşlik eder. V1, V2'de ST elevasyonu. Bu bir kriter. V1'de elevasyon, V2'de depresyon. En güçlü kriter neredeyse V1'de elevasyon ve V2'de depresyon olması. V1'de elevasyon yok, depresyon yok. Yalnızca V2'de elevasyon var ya da yalnızca V2'de depresyon var. Bu da bir kriter bizim için. Yalnızca V2 ya da işte yalnızca V1'de elevasyon olması ya da yalnızca V2'de depresyon olması da bir kriter. Bakın bu sağ ventrikül MI, inferior MI'ye eşlik eder. Önemi ne bizim için? Hipotansiyon ve bradikardi gelişebiliyor. Şimdi klasik olarak hani tedaviye çok girmiyorum, anlatmıyorum ama işte ne veriyoruz? Asetil salisilik asit veriyoruz, klopidogrel veriyoruz, heparin veriyoruz. İşte remodeling önlemek için bir acı inhibitörü veriyoruz, miyokardın oksijen gereksinimini azaltmak için beta bloker veriyoruz, nitrati veriyoruz. Dolayısıyla bu hasta hipotansif ya da bradikardikse bunları veremeyeceğiz. Yani bunları derken işte acı inhibitörlerini, beta blokerleri ve nitratı veremeyeceğiz. Bu hasta için kontrendike olacak. Ama hangi durumlarda kontrendike olacak onu da birazdan söyleyeceğim. Şimdi bakın lateral derivasyon D1 AVL de ST depresyonu var. İnferiorda ST elevasyonu var. D2 3 ve AVF'de. Bakın V1'de hiçbir şey yok. Ama V2'de ST depresyonu var. Tamam, inferior MI elde. Elde var bir inferior MI bu hasta ama V2'deki ST depresyonda bize sağ ventrikül tutulumunun da bulunduğu bir inferior MI gösteriyor. Peki bunu nasıl kesinleştireceğiz? Nasıl yapacağız? Hani sağ EKG çekmenin birçok yöntemi var ama en pratik yöntemini bir göstereceğim. Şimdi birinci interkostal aralık, ikinci interkostal aralık. Bakın Angulus Stanley'nin yani sternumun en çıkıntılı olduğu yerin hemen altındaki aralık 2 idi. İkinci interkostal aralıktı 3, 4. V1 sağda, sağ 2, V2 sol 2, V4 5. pardon sağ 4, sol 4. 5. interkostal aralığın midkaloriküler hattı kestiği nokta ikisinin arasında V3 ön aksiller ve orta aksiller hatta da yine 5. interkostal aralıkta 5 ve 6 vardı. Bu normal bizim göğüs elektrotlarının perikardiyal derivasyonlarının yerleşimi. Şimdi biz V4 elektrodunu söktük ve tam aksi tarafa yani yine 5. interkostal aralık ama sağ taraf ve midkaloriküler hattı kestiği noktaya
taşıdık. Bu artık V4R olarak adlandırılacak. Yani burada V4 yazacak ama biz onu sağ EKG olduğunu bileceksiniz. Bunu bu şekilde taşıdık. Peki sağ taşıyınca biz ne göreceğiz? V4R'de yani V4'te S'te elevasyonu göreceğiz. Bakın elektrodu taşıdık. Normalde görmediğimiz elevasyonu sağ EMA'ya ait ST elevasyonunu da V4'te görmüş olduk. Tam tersi hepsini yeni değiştirirseniz hepsinde elevasyon görebilirsiniz ya da daha fazla göğüs elevasyonunda elevasyon görebilirsiniz. Ama en pratik yolu budur. İşte V4'ü söker öbür tarafı takarsanız aynı görüntüsüne veya yani işte V4, V5, V6'yı elevasyonu saptama şansınız da olur ama özellikle inferior EMA'yı gördüğünüzde V1, 2, 3'e dikkat edin. ST depresyonları var mı veya ST elevasyonları var mı diye özellikle V1, V2'ye dikkat etmekte fayda var. Demiştik sağ ventrikül EMA'da hipotansiyon gelişiyor. Bu nedenle nitratlar kontraindike yani işte sublingual nitratlar veya IV nitratlar kontraindike sağ ventrikül EMA'da. Beta blokerler ve ACE inhibitörleri peki bu hastalarda hangi koşullarda kontraindike? Beta blokerlerin kontraindikasyonu eğer kalp hızı 60'ın altındaysa yani hasta bradikardikse, sistolik kan basıncı 100'ün altındaysa, orta ağır kalp yetmezliği varsa, işte bu yetmezliğe baldraller varsa, ortopnesi varsa, dispnesi varsa, PR aralığı 0,24 saniyenin yani 6 küçük karenin üzerindeyse, neden? PR aralığımızın normali kaçtı? 0,12-0,20 saniyeydi. Yani 3-5 küçük kareydi. Her P'den sonra QRS'in geldi. Ama PR aralığının uzadığı duruma biz birinci derece AV blok diyorduk. Dolayısıyla PR aralığı hani bir miktar uzaması, bir küçük kare kadar uzaması tolere edilebilir ama 0,24'ün yani 6 küçük karenin üzerinde ise o zaman beta blokerler kontraindike. 2-3. derece AV blokta da aynı şekilde kontraindike. Neden? Çünkü beta blokerler AV nodu baskılıyordu. AV nodu baskıladığı için bloğu derinleştirebilir. Hemodinamiği bozabilir. Dediğim gibi. Yani kalp hızı 60'ın altındaysa, sistolik kan basıncı 100'ün altındaysa, orta ağır kalp yetmezliği varsa, PR aralığı 0,24'ün üzerindeyse ve 2-3. derece AV blok varsa beta blokerler kontraindikeydi. Ayrıca ağır koahı unutmuşum. Ağır koahta da kontraindike. ACE inhibitörlerinin tek kontraindikasyonu hipotansiyon. Sistolik kan basıncının 100'ün altında olması. 100'ün altındaysa sistolik kan basıncı ancak ACE inhibitörü veremiyoruz. Eğer ama özellikle nerede önemli ACE inhibitörleri? Her iki 6-8 saatte verilmesi çok önemli. Nerede? Anterior MI'da çok önemli. Anterior MI'sa verilmesi gerekiyor eğer kontraindikasyon yoksa. Sol ventrikül EF'si 40'ın altındaysa önemli ya da 40-50 arası olup hastanın geçirilmiş MI öyküsü varsa ya da hasta semptomatikse ACE inhibitörleri verilmeli. Bu önemli. Hani daha çok nerede verilmemeliyi konuşuyoruz hani acil ortamında hep zaten onu konuştuk. Sağ ventrikül MI'de hipotansiyon bradikardi olabiliyor. Eğer ACE inhibitörlerinde sistolik kan basıncı 100'ün altındaysa ya da beta blokerlerde bu kontraindikasyonlar varsa verilmemeli. Ama onun dışında ACE inhibitörleri önemli. Remodelingi çünkü önlüyor. O yüzden ilk 8 saatte hatta 6 saatte verilmesi öneriliyor. Dediğim gibi bu durumlarda özellikle mutlaka verilmeli. Kaynakları video bitti, anlatım bitti. Kaynakları pardon bir slide'ım daha vardı. Burada bir sadece ayıcı tanı son slide bu. ST elevasyonlarını görüyorsunuz. D1'de var, 2'de var. İşte 4 5 6'da var. Ama bakın açıklığı yukarı bakan ST elevasyonları bunlar. Tabii ki MI de olabilir. Kesinlikle olamaz diyemeyiz, olmaz diyemeyiz ama bakın açıklığı yukarı bakan ST elevasyonları. Ayrıca PR depresyonları var bakın. PR depresyonu var. Aynı şekilde bakın PR depresyonu var. Dolayısıyla bu MI'ye bağlı değil. Her ST elevasyonu MI değildir. Sağ atrial anevrizmalar
İşte perikardit, beynin erken depolarizasyonda ST elevasyonuna neden olabilir. Burada bir perikardit var ama tabii perikarditin kliniğini hepimiz biliyoruz. Derin nefes almakla şiddetlenen, öne eğilmekle azalan, batma tarzında daha iyi lokalize bir ağrıdır. Hani tipik anjina ağrısına veya işte miyokard infarktüsünün ağrısına pek benzemez. Klinik olarak zaten çoğunlukla ayırt edilebilir ama EKG'de de ST elevasyonları bu şekilde görülür. Açıklığı yukarı bakar. Sanki elinizle musluktan su içiyormuş gibi elinizi nasıl musluğun altında tutup su içiyorsanız çeşmenin altında tutup o şekilde bir bakın görüldüğüm var. Açıklığı yukarı bakan su alır tarzda bir ST elevasyonları artı yukarı doğru bakan daha sivri T dalgalarını da görüyorsunuz bakın. Resiprok değişiklik olarak perikardit de olabilir ama perikarditin resiprok değişikliği AVR'de görülür. Bakın açıklığı aşağıya bakan ST depresyonu ve T negatifliği perikardite bağlı. Bu şekilde. Bu son slaytımızdı. Anlatım bitti. Umarım yarar görmüşsünüzdür. Daha detaylı bir anlatım yapacağım. Hani biraz daha mekanizmasını duymak isteyenler için de bir iki video yapacağım. Sonra dal blokları, sonra başka konulara geçeceğiz. Çünkü başka konularda soranlar oluyor. Örneğin yeni tanı bir hipertansiyon hastası geldi, yeni tanı bir diyabet geldi. ASM'de ne yapıyoruz, ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz? Onları da onlarla ilgili de videolar olacak ilerleyen dönemlerde. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Dediğim gibi umarım yararlı olmuştur. Daha detaylı videolarda gelecek, devam edecek. Hani uzun süre ara verdim ama devam edecek videolar. Sadece başka şeyler araya girdiği için video çekememiştim. Tekrar teşekkür ediyorum.